Ha, salla, salla. Hadi. Oo, oley, oley. Amaçan benim için dünyaya geliş anlamını ifade ediyor. Bir insan dünyaya ne maksatla gönderilir? Bunun sorgulamasını yapıyor insan kendi kendisine. Diyor Süleyman Narcı. Her cümlesinde oğlu Ahmet Can var. Süleyman Narcı yıllarca erkek evlat özlemi duyan bir baba. Hanımın da isteği üzerine dedik bir evlatlık erkek çocuk alalım diye düşüncemizi aile meclisine açtık. Kızlarımla konuştum, babamla, annemle konuştum. Onlar da olaya sıcak baktılar. Bir sevap, hiç olmazsa bir yetim bir çocuğu büyütmek, ona bakmak, belli bir mevkiye getirmek iyi bir olaydı, iyi bir duyguydu. Biz de böyle yetiştik zaten. İki kız çocuğu sahibi Narcı bir haftalıkken Ahmet Can'ı evlatlık aldı. Ancak Ahmet Can 2 yaşındayken doktorlar otizm teşhisi koydu. Ailenin sevgisi daha da arttı. Biz Ahmet Can'ı o kadar sevdik ki, dedik ki biz Ahmet Can'ı vermemiz, bütün aile bu kararı aldı zaten, yalnız ben değil. Vermemiz mümkün değil. Bunu bize Allah gönderdi. Demek ki Ahmet Can'ın kaderinde ve bizim kaderimizde buna bu şekilde bakmak varmış. Bunu Allah istedi. Biz bunu, madem ki biz bu yolla, sevap yoluyla yola çıktık, bu sevapların daha belki daha büyük zoru ama daha mutlusu olacak diye biz Ahmet Can'ı büyütmeye karar verdik. Ve Ahmet Can'ımız çok şükür şu anda 23 yaşında. Oğlunu birçok rehabilitasyon merkezine götüren Süleyman Narcı daha iyi bir bakım için okul açtı. Süleyman Narcı 22 yıl önce evlatlık olarak aldığı Ahmet Can için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak onun için okul yaptı. Öz oğlu gibi sevdiği Ahmet Can'ı hiç yanından ayırmıyor, her gün onunla özel ilgileniyor. Ha, salla, salla, hadi. Oley, oley. Müteahhite burayı anlaşma yaptığında bana 15 daire vereyim sana dedi. Ben şu arsayı ona verdim, o kendisine işte bu binayı yaptı. Bana da 15 daire verecekti. Yok dedim arkadaşlar, ben daire mure istemiyorum. Ben bir okul, otistik çocuklar okulu yapılsın. Benim bir oğlum var. Biz öldükten sonra bu çocuğa kim bakacak? Bir köşeye atacaklar. Öyle kolayına olmuyor bu işler. Yani bu mutluluklar, bu ruhi istekler, arzular. Madem ki bu yola çıktık, burası onun biz öldükten sonra mekanı olacak. Ahmet Can şu an çok mutlu. Artık temel ihtiyaçlarını tek başına giderebiliyor. Otizmde asıl engel kişinin zihnindedir. Eğer kişi zihnindeki engeli aşamazsa otizmle mücadelede hiçbir engeli aşamaz. Biz burada çocuklarımızın eğitimi içerisinde hiçbir engel, hiçbir ön yargı kabul etmiyoruz. Bu çocuklar gerekli eğitim verildiğinde, gerekli ortam sağlandığında her şeyi yapabilirler. Ahmet Can. Evet.